2018'de ev baskınında YPG'nin IŞİD'e karşı olan baba ve kızın öldüğü bir şey paylaştığı için ve bunun yanında deniz gezmişleri paylaştığı için evde gözaltına alındı. 2018'deki dava yüzünden şu an tutuklu. Ama radyo aldık, işte bozuk radyoyu gönderiyorlar. Hiçbir şekilde kimseyle iletişime geçmesini istemiyorlar dış dünyayla. Yapılan istenen şey şu, babam da bize söyledi. Sistematik bir şekilde psikolojik işkence uygulanıyor. Ve bundan dolayı da babam bu durumdan çok şikayetçi. Yönetim babama çok iyi davranıyor gibi gözüküyor. Ancak bunun ardında psikolojik işkence uyguluyor. Babam bağımsız koğuşta bulunmak istemediği için yönetime dilekçe gönderiyor. İşte beni örgütlü koğuşa göndermezseniz ben ölüm orucuna başlıyorum şu andan itibaren. Yönetim de bunu kabul etmiyor ve babam 20 günlük bir ölüm orucuna giriyor. Su dahil hiçbir şey tüketmiyor. Bunun haricinde babamın kararı gene reddediliyor. Avukat ikinci bir dilekçesini göndermesi söylediğinde babam ikinci dilekçesinde yazdığında da gene ret alıyor. Yani hiçbir şekilde kabul vermiyor. Daha sonra babam 20 kilo veriyor ve hastanelik oluyor. Hastanede artık ölüm orucunu bırakmak zorunda kalıyor sağlık sorunlarını yükselttiği için. Babam sosyal medya paylaşımlarından tutuklandı. Herhangi bir siyasi tutsaktan biri ama çok çok farklı muamele uygulandığı için babam can güvenliğinden şüphe duyuyor. Ve bunun için bizim de bunu basına beyan etmemizi istedi. Yaklaşık bu özellikle 2 ayda çok aktif bir şekilde uygulanıyormuş. Hiçbir şekilde mesela voltaya çıktığı zaman tek çıkıyor. Normal hiçbir kimseyi görmüyor. Yanına işte hiç kimseyi yaklaştırmıyorlar. Bunun gibi birçok sebepten dolayı. Yaklaşık işte 20 gün ölüm orucundan sonra biz görüşe gittiğimizde babam yanına birini geldiğini söyledi. Ölüm orucundan sonra getirmişler. En son görüşe gittiğimizde de psikolojik olarak iyi olmadığını gördük. Yani gene aynı beyanlarını sundu, gene aynı şikayetlerini söyledi. Çocukları olarak biz çok yani can sağlığından çok şüphe duyuyoruz ve annem eşi çok çok fazla korkuyor. Çünkü babam 70 yaşında bir birey ve yaşlı olduğu için sağlık sorunları ve bunun yanında işte tek hücrede kalması, psikolojik baskı gibi onu can sağlığından edebileceğinden çok şüphe duyuyoruz. Ya bizde olan şeyler en büyük korku da babamızın güvenliği. Talebimiz aslında herhangi bir siyasi tutsak gibi yan yana kalabileceği, yani mahkumdan da yan yana durabileceği veya özel muamele uygulanmadan cezasını sürebileceği bir şey istiyoruz. Yani her bireyin orada aslında normal şartlarda yaşaması gerekirken her bireyin kendi alanlarında tecrit edildiğini görüyoruz. İşte gerek görüş, gerek konuşma, gerek işte görüşe çıktığında tarz yöntemleri hiçbir şekilde insani boyutun içinde değil. Bundan dolayı tabii bunun içinde babamız ve birçok tutsak var. Ve bence bütün tutsak aileleri de bundan çok çok şikayetçi.